Galacticos bütün sezonu sadece küçük iki tane oyuncu değişikliğiyle, birkaç tane oyuncu değişikliğiyle devam etti. Ama küçük küçük ekleme çıkarma şeklindeydi bunlar. Ama oyun yapısı değişmedi mesela o kadar fazla. Lugano Supremacy birincilik için oynamaya devam ediyor onlar şu anda. Tabii sezonu aslında bence onlara, yani bilmiyorum tabii ki sezon başında bunu bekleyebilirler ama bence sezonun başında oynadıkları oyundan daha yüksek bir skorla geliyor Supremacy. Çünkü sezonun başında da bundan bahsediyorduk. Bu oynadıkları oyun üstünün zafiyetleri var. Burada açık vermeleri çok muhtemel diye bir noktada. Ve açık verdikleri noktada direkt tak tak mağlubiyet aldılar. Şimdi onu ne kadar çözdükleri önemli. Mesela hala geçen haftaki bir maça kadar Supremacy hala tamamen koridorları kazanma odaklı. Yani koridordan hakimiyet alma odaklı bir oyunu oynamıyor. Az önce ne gördük mesela? Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen oyunun tamamen hakimiydi 25 dakika boyunca. Sonraki 5 dakikada zaten tuhaf hareketler oldu ve kaybettiler maçı. Supremacy hiçbir maçında o 25 dakika boyunca maçı domine etmiyor. O geçen haftaki son maçları hariç. Bakalım bu yöne doğru bir adım atacaklar mı? Çünkü buna ihtiyaçları var. Şampiyonlukları bunu gerektiren şeylerden bir tanesi. Evet, biraz daha kazanan koridorları oluşturmaya çalışabilirler. Kağıt üzerinde çok daha üstün oldukları bir takıma karşı ve ilk seçim önceliğini Rele verecek gibi görünüyor Aurora. Global olarak da bu arada bunun da ciddi anlamda azaldığını gördük. Evet. Bir dönem hakikaten Real kaldığı anda hemen almaya çalışıyordu takımlar ama birçok takım onun koridor aşamasında yaşadığı problemlerden sonra biraz vazgeçmeye başladı Delin ilk seçimliğinden. Lilia açık durumda. Kirasın Lilia değil. Boyunca. Bütün ormancılar yasaklandı bu arada. Lilia, oyunda doğru, ormancı Lilia kalmadı saklı. Şu an zaten. Evet, orman ciddi derecede darbe almış durumda. Hangi şampiyonlara öncelik verirler diye düşünüyorsunuz? İşte herkes burada Graves alıyor. Orada çok büyük hataya düşüyorlar. Sen sevemedin Graves'i bir. Ben sevemedim değil. Sevilecek bir yanı yok çünkü. bu arada mağlubiyete gidiyor çünkü orada Graves. Tristana'nın kırmızı taraf ilk rotasyonda çok değerli bir seçim olduğundan bir önceki maçta bahsetmiştim. Bunun aynı zamanda esnekliğini de acaba değerlendiren bir takım çıkacak mı bakalım? Valla bugün daha bizim maçları oynarken arada baktım. RNG Lucian'ı üst koridora gönderip maç kime? Kazandı. Nara karşı mı? Jace'e karşı. Jace'e karşı mı? O çok eski bir kontrodur bu arada. Evet. Jace'e karşı tercih. Lucian. Bu Jace'in ilk seçim yapıldığı hiçbir şeyin neredeyse Jace'i yenemediği zamanlardan kalma bir seçim tabii Lucian. Ve yanında da Alistar geldi bu arada. Alistar da zaten. Rel'in kontrası. Yine Tristana da hem orta koridorda hem nişancı pozisyonda rahatlıkla tercih edilebilecek. Hemen hemen her şampiyona karşı iyi durumda olan ki yani metada birkaç tane belki Tristana'ya karşı sorun çıkartabilecek şampiyon var ve bu onlardan bir tanesi kesinlikle değil. Geçtiğimiz hafta Immortals Reyes'le birlikte Draven'ı kullanmıştı mesela. O da eski bir Tristana kontrasıdır. Bir tane LPL'de de kullandılar galiba ya. Sanırım Jekylov oynadı ya. Bayağı da yakın götürdü aslında Draven maçı. Sanırım Cloud9'a karşı oynamışlardı. Tabii Draven şu an iyi durumda değil ama daha farklı şampiyonlara yönelinebilir bu noktada. Caitlyn birazcık daha işin içine girmeye başlayacak. Özellikle bir sonraki Yama'da Yama ile birlikte Kalkan yayın değişimiyle birlikte Kalkan yayla Lord Dominic'li bir eşya dizilimi var ve benim açıkçası denerken çok hoşuma gitti. Ve o da bir Tristana kontrolü olarak kullanılabilecek durumda olacaktır Caitlyn. Ki yavaş yavaş da daha çok kullanılmaya başladığını dünya genelinde görüyoruz. Bu bir TF ya. Güzel oluyor TF maçları. Orianna'ya karşı Zoe de okey ama. Ama maç eğlenceli hale geliyor bir yandan. Temel bir seçenek geldi. Maçı çok keyifli hale getiriyor. Özellikle alt koridordaki gibi kazanan bir koridorunuz varsa Twisted Fate'i çok da proaktif kullanabiliyorsunuz. Ki Size oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Aslında Twisted Fate. Fakat değerinin biraz son dönemlerde azalmaya başladığını görüyoruz. Bunun da biraz etkisi sanırım artık Camille'in falan da değerinin. Camille'in de çok daha az tercih edilmesinden de kaynaklı. O Camille neden oldu onu gerçekten bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Camille Twisted Fate çünkü. Bu arada bizim taraflarda azaldı onun değeri. Evet. Çin'dekiler hala yani her gün maça çıkan onlar olduğu için illaki bir yerlerde seçiliyor ama hala bayağı tepe önem görüyor orada. Çok ciddi önem görüyor. Ben zaten işte atıyorum bir önceki maçta direkt yasaklanırken mesela bu maçtan belki de hiç yüzüne bakılmayacak Camille'in. Hala çok iyi durumda. Camille'e değişen hiçbir şey yok bu arada. O W'ya atılan dengeleme hiçbir şey ifade etmiyor. Şampiyonun oynanılırlığı bakımından ki şundan bahsediyorum. Dünya Şampiyonası döneminden bu yana Twisted Fate Camille birçok takımın aslında seçimleriydi. Yani ana opsiyonlarıydı. Dünya Şampiyonu Damwon'da bunlardan bir tanesiydi aslında. Ormancı sayısı da gitgide azalıyor. Aurora ormancı havuzunu iyice daralttı burada. Graves'i de yasaklayarak. Hangi şampiyonlara gideceklerini çok merak ediyorum. Abi gerçekten nedeli artık ya. Bak Kha'Zix falan yasaklandı oyunda. Şampiyon kalmadı yani. Kha'Zix yasaklaması tuttu. Kha'Zix yasaklandı gerçekten ya. Böyle bir şey
Bu arada çift yetenek gücü olduğunda muhtemelen yanınıza isteyebileceğiniz yani iki şampiyondan biridir. Nidalee'yi oynamak istiyorsanız çift yetenek gücü olarak ya Twisted Fate ya Syndra istersiniz yanınıza. Skarner bu arada evet aslında çok göz önündeki seçeneklerden hayır, bir tanesi kalmıştı. Aurora ne alacak? Hiçbir şey kalmadı. Söyleyeyim mi? Nidalee. Skarner'ı şeyde döven, şeylerin üzerinde, sunakların üzerinde döven bir tane şampiyon vardı. Trundle. O değil yok. Mundo. Ama sanırım bu dövüyor mu emin değilim ya. Bu dövmüyor yok. En azından tanklığını çalıyor. VS'si kuvvetli. Q'sunun bekleme süresi azaldı tabii, bu yama tabii. Ama. Tabii çok oyun değil. Game changer bir değişik. 4 saniye 3 buçuğa düştü Q'sunun. Kendisi için çok büyük değişik. Oransal olarak bakarsan %15. Teşekkür. Nasıl bu kadar net söyledin ya? Benim daha önce mi hesapladın? Yo 4-8'in katlarından biri olmuş. Tak diye söyledin heller. Ha. Boşa mı mühendislik okuduk? Bak Eren mesela nasıl oluyor böyle bir şey? Yok. Pratik matematiğin fena değildir. Pratik matematiğin fena değildir. Ona laf ettirmem ama uzun süredir sayfa sayıları dışında çok fazla sayı görmedim. Bu arada net bir bomba combo takımına gitti Aurora. Burada Rael, Orianna ve Wukong'un havaya sıçratmasıyla takım savaşlarını dalabilecek bir kompozisyon oluşturdular. Kamil için neler düşünüyorsunuz? Çok okey. Harika bir ortam mesela şu an Kamil için. Wukong'a karşı da kuvvetli. Tristana'yı yukarı yollamaları yok mu? Hiç gereği yok. 6'dan sonra birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü W'sunu bozdu. W'sunu bozabiliyorsunuz. Zırhı da şeyle, var. Artı zırh da depoluyor. Gragas'a gitti. Daha garanti bir üst koridora yönelmek istediler. Okey bir eşleşme yine Gragas için bu. Ben ama bu tarz fırsatları affetmemesi gerekiyor. Bence de. Bence de. Yani şeyin şampiyon seçmekle onun sunduğu fırsatları maksimum seviyede değerlendirmek değil bu bence. Çünkü en iyi şey nedir? Şampiyon seçmekten rakibin sunduğu bazı şeyler vardır. Kontra avantajınızı maksimum seviyede kullanmıyorsanız mesela o son seçimin çok bir avantajı olmuyor aslında. Yani yine evet frontline'ı var, işte takım savaşı başlatma mekaniği var, disengage'i var. İşte ama mesela baktığında bir oyun sonunda Syndra çok iyi durumda kalmazsa, olmazsa ipler çoğunlukla Tristana'nın omuzlarına kalacak gibi. Ve Camille'in sağladığı ekstra şeyler, oyuna kattığı ekstra şeyleri anlatmaya da gerek yok. Hem takım savaşı yapabilen hem hareket ettirme tehdidi olan bir şampiyondan bahsediyoruz sonuçta. Mesela bizim ligde yine unutulan şampiyonlar, GP'ler vesaire falan. Bunlar dünyada hala çok popüler şampiyonlar ama bizde çok fazla kullanılmadığını görüyoruz. Yine Supermassive aslında birazcık onlardan değiştirmelerini istediğimiz stilin çok da dışına çıkmadı. Yine üst koridorda da çok çok daha güvenli bir şeye yöneldiler. Anlaşılabilir ama optimal değil bence. Ama siz de mevsimin başından beri Gragas övüyordunuz. Şimdi yok, Gragas seçilince Gragas kötü de değil. Gragas yani kötü Gragas'a değil. Kötü demedik Gragas ya. Kötü çeşitlilik değil. İstiyorsunuz. Artı agresiflik. Yani, direkt yani bize optimal pas verdiler. Pas demişken ikinci pası sizdeyiz. Verdi kim sunuyor bilmiyorum. UFO biz sunuyoruz. Analizması bizi bilmediği için çok teşekkür. Biz de analizmasına teşekkür ediyoruz. Kimdi ben abi paslayan kimdi ya? Kimdi? Ben de bilmiyorum. Eren neyse, boşver ya. Regano'nu pasladı. Galiba Johnny pasladı neyse. Tamam olabilir. Ben Aykut Yufan Özgan, yanımda Ercan Triya Berne Bozkur. 9. hafta 1. günde 3. maçta sizlerleyiz. Team Aurora ve Papara Supermassive karşılaşıyor. Seçim yasaklı Amerikan'ını geride bıraktık. Tabii analizmasını memnun etmek çok zor. Çok zor. Ne alırsanız alın bir şekilde. Özellikle Eren. Yani tatmin olmuyor. Doymuyor abi adam. Bence yani Aral o konuda daha. Ya Aral daha çok şampiyonları flameliyor. O da çok başka bir pencere. Hani, yani değinilmesi gereken bir nokta ama. Hani Eren boymuyor bence. Evet ve 16 lira. 5 kişilik ekiple ilerleyen Team Aurora. Absolute'un bıraktığı totemi kırdılar ve Supermassive'de hemen üst koridordan oradan. Mavi güçlendirmenin oraya doğru ilerliyor. Oradaki Kriyas'ın sunağı da alındı. Sunak altınları da geldi. Tabii biraz kompozisyonları değerlendirmek lazım. Aurora burada bir wombo combo'ya gitti. Tabii yaparlarsa ve oyunda geri düşmezlerse ellerinde güzel bir zincirleme kitle kontrol bir hasar kaynağı var. Ama diğer tarafta da aradan çıkarmak için çok iyi şampiyonlara sahip burada Supermassive. Yani Syndra'nın ultisi olsun, yine Kirias'ın Skarner'la birlikte birinizini çekip kendi takım arkadaşının içine servis etmesi olsun. Birbirine çok zıt kompozisyonlar. Bakalım gerçekten o kompozisyonu çalıştırabilecek adımlar atan takım kim olacak? Bence seviye 6 olunduğunda Aurora'nın biraz daha cesur oynaması lazım. Evet, Aurora haritayı dikey olarak bölmeyi tercih etti. Göstere göstere gitti, mavi güçlendirmeyi aldılar. Ve Kriyas da çok fazla can kaybediyor. O da gagalardan başlamayı tercih etti tek başına. Tabi ormanda ufak bir baskın yedi orada. Direkt çıkmak zorunda kaldı. Onun da ister istemez şimdi orman rotası değişecek.
Fakat Kiryas görüldü. İyi bir tutan eneme geldi bu noktada. Team Aura cephesinden. Seri 2 avantajını da burada Saez gayet iyi kullandı ama o son Q kaçmasaydı onun için daha iyi bir takas olacaktı. Evet, Kreas'ın burada olduğu tabii tahmin ediliyor çok rahat ama net olarak görüldüğü için tamamen ters koridorlar oynansa belki, yani Syndra Fleck tarafından oynansa koridor baskısı olduğu için belki gelebilir buraya. Ama bu noktada Kreas şanslı, üst koridordaki takasları kazanmaya devam ediyor Ragnar ki ETSR seviye 2 olur olmaz. Bu takaslara cevap da verdi. Yenilmez tetiklenince Ragnar artık geri çıkıyor. Yalnız yenilmez bitmeden bir daha orada bir takas yaşanırsa Wukong üstün çıkabilir ama tabii ki de Gragas'ın da böyle canını yediğini unutmamak lazım. Evet, ormancıların durumuna baktığımızda Kiryas rakibinin alt ormanını tamamen temizlerken aynı şekilde Andruil de rakibinin üst ormanını temizliyor. Alt koridorda Yönü ve Delal. Koridorda üstün olan taraf, baskı kuran taraf. Tabii rahat oynuyorlar çünkü Skarner'ın haritanın üst tarafında olduğunu biliyorlar. Bu avantajı da iyi değerlendirmek istiyorlar. Tabii Kai'Sa artık yavaş yavaş artık gözden düştü mü desem, yavaş yavaş takımlar biraz daha diğer nişancılara mı yöneliyor desem. Her ikisi de oluyor aslında. Evet, Kai'Sa'ya gelen zayıflatma belki çok büyük bir zayıflatma olarak görülmedi birçok nişancı tarafından ama... Çünkü hala tercih eden takımlar var. O yüzden diyorum. Hani yanlış bir tercih diyemiyorsunuz. Evet. Ama farklı seçimler de artık. Özellikle Tristan'a çok fazla oynanmaya başlandı. Alt koridorda Absolut. Güzel bir cevap rakibinin hamlesine. Fakat üst koridordaki takaslar devam ediyor. Ragnar'ın manası azalmış ama KTSR'in de canı çok azalmış durumda. Ragnar'da E'sinde ikinci seviyeye çıkardı. KTSR'in biraz dikkatli olması lazım. Yani Ragnar ufak bir pencere arıyordu. Hani skor olabilir. Çünkü Gragas'ın bazen ciddi anlamda anlaşılmayan bir hasarı olabiliyor dönem dönem. Hani vurmaz diyorsunuz, vuruyor ciddi gerçekten. Şimdi alt koridorda Kavremen. Riski atmadan roket atlayışıyla uzaklaşıyordu Rell'in hamlesine karşı. Ormancılar bir an önce seviye 6'ya ulaşmak istiyorlar. 20 saniye sonra ejder var. Bu arada Ragnar çok fazla hasar verdi KTSR'ye. KTSR üste dönmek zorunda. Evet, bir sonraki komboda düşecek çünkü o da bunun farkında. Dikkatli olması lazım. Şimdi iki ormancı da alt koridora geldi. Ve ikisi de göründüler burada. Absolut. Rakibini ittiriyor. Işından kullanıldı alt koridor. Andruil'den mi sıçra? Şimdi Absolut'u istiyorlar orada. Güzel bir kitle kontrol daha. Şifa şimdi geldi. Agresif bir sıçra Rioni'den ve Rioni ilk kanı döküyor alt koridorda. Saiz'in üzerine gelir gelmez bir bitkinlik. Saiz'in hasarı çok az çıktı burada ama Ragnar'dan sıçra vücut darbesi. Rioni düşmek üzere, düşmeden önce 2'de 2 yaptı Rioni. Şimdi ışından sırası bende diyor KTSR. Orada Ragnar'ı da aldılar. Aurora 3-1'e getirdi maçı. Bir anda bütün ışınlanlar kullanıldı haritada ve buradan üstün çıkan taraf Aurora oldu. Ve en önemlisi Kai'Sa'ya burada iki skor, bir de asist kitle Yone. Çok önemli. Çok az canı kalmıştır Yone'nin. Düşmeden önce bir skor daha çıkardığı için. Üste döndüğünde. Evet, aldığı eşyalara da bakıyoruz. Çok üstün gelecek Kaori'ye karşı. Belki Minyon'da geri düşmedi Kaori ama bu iki skor ve asist onu çok öne geçirecek. Yani orada bir Doruk'sa daha tercihi geldi. Kaori de muhtemelen o kılıcı almak istiyor. Evet, bir minyon dalgası daha ettirip koridoru en azından rakibinin dondurmasını istemeyecek ve pozisyon tekrarını izliyoruz. Tabi burada Delal'ı dışarı itti, daha güzel de bir iş yaptı ama Andruil pozisyonu iyi takip etti. Ardından Kreas Andruil orada sersemletti bir defa takım arkadaşını kurtarmak için. Ama diğer taraftan da Rioni son vuruşu yapmayı başardı. Saez geliyor, üstüne bitkinlik varken orada sersemletme atıyor ama işte burada son anda araya girip hasar çıkarmak isteyen Kiryas bir anda eriyor. Bir de Orion'la kalkanı tam zamanda yetişiyor. Evet, niye? Son anda orada Fleck de geliyor, takım savaşına dahil oluyor. Genele baktığımızda Aurora için mükemmel bir takım savaşı. Evet, ve şimdi Ejder'i de istiyorlar. Üst koridorda Ragnar yalnız seviye 6 ve çok fazla hasar verdi KTSR'ye. Bir de kullanılan ulti. Yalnız KTSR'de seviye 6 oldu. Şimdi ultisini iki kez tetikledi. Ragnar alacak burada. KTSR'den akıl dolu bir oyun. Takas başlangıcında rakibine hasar vermek yerine minyonları kesti ve seviye 6 oldu. Ve o birebiri kazandı.
Tabii takım savaş uzun sürünce orada yenilmez de tetiklendi. Onu söyleyelim, yenilmezle birlikte bu Kong'un hasarı da dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ragnar de burada hatasının payını bayağı büyük ödedi. KTSR'ye 1v1'de skoru vererek bu Kong'da 1-0-1'e geldi. Evet, orta koridorda Sayız'ın üstünlüğü devam ediyor, minyon üstünlüğü. Bu seviyeye de yansımış durumda. Daha erken seviye 7 oldu Sayız. Ama haricindeki koridorlara baktığımızda ormanda da Kiryas biraz önde. Üst koridorda alınan skor çok değerli KTSR adına, bakalım. Şimdi üst koridora bir baskın denenir mi ormancılar tarafından? Çünkü iki tarafında sıçrası yok. Trial ve Skarner bu tarz durumlarda baskın yapmayı çok sever. Tabii ki oyunda Skarner olunca ilk ultisinin nereye atılacağı çok önemli. Ve tabii ki de verim almanız lazım. Şu anda Sayez'le birlikte alt koridoru rahatsız ediyor. Çünkü ondan sonra gerçekten rakip takım için çok rahat bir oynama süresi kalıyor. Ultiden verim alamayınca. Kiryas da bunun farkında. O yüzden iyi kullanmak istiyor. Alt koridoru tek başına barikat alıyor Kaori'ye. Bir seviye fark var. Şimdi Ragnar seviye işlemeyi başardı. Tabii yukarıda bayağı bir milyon farkı var yalnız. Evet, hani 1v1'de orada KTSR'e skor aldı ama 21 milyonluk bir fark var. Evet, Andril de ejderi aldıktan sonra bir de alamet alıyor. Flag'den yardım da istedi burada. Ama artık oradan dönmesi lazım. Çünkü Flag zaten geride rakibine göre. Oradan bir barikat altında aldı Sayez. Büyük minyon da kaçırdı orada. Yanlış görmediysem. Flag. Alt koridordaki baskı sürüyor. 3 barikatı tek başına aldı Kaori. Bu altınları. Bayağı bir altın kazandı burada. Yani 2 skor olan Rioni ile belki aradaki fark kapanmış, eşitlenmiş bile olabilir. Reggie'den bir rica edelim aradaki altın farklarını görmek için. Evet, tamamen eşitler. Tam eşitler. Senin de söylediğin 2 skoru boşuna mı aldı Rioni? Ekstra diyelim. Ama tabii şampiyonun Kai'sa olduğunu unutmayalım yine de. Ya bence şu an Tristana çok daha tehlikeli. Şu anki metada. Meta için evet, ama oyunun belli aşamalarını sen de biliyorsun. Tabii dakika 30'dan sonra tabii ki Tristana'nın hani artıları eksileri olduğu hani var, ama hani artıları daha fazla. Bir kere en yüksek menzile çıkıyor. Kafası rahat. Ama diğer tarafta da hani Kai'sa, fidlenmiş bir Kai'sayı durdurmak genelde çok zordur. Siz böyle kendinizi zor durumda bırakmadığınız sürece. İnanılmaz bir anlık hasarı var çünkü. Ama onu şimdi gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bu maçta Kaysa'nın rakip şampiyonlarına bakıyorum. Her ne kadar işte Alistar savaş başlatabilir, Gragas savaş başlatabilir. Bir şekilde arka tarafa gittiğinde Rion'u her zaman onu karşılayacak yetenekler var. Tabii canım. Yani Tristana'nın ultisi var, Syndra'ya gitti, onun anlık hasarı, sersemletmesi var. Her türlü Rion'u'ya zor anlar yaşatacak şampiyonlar var. O yüzden Rion'un işi çok zor bu maçta. Pozisyonel anlamda çok iyi oynaması lazım Rion'un. Burada belki de Kaysa'nın o suikastçı özelliklerini bir kenara bırakıp net bir nişancı gibi oynaması lazım. Geleneksel nişancı rolünün. Aynen öyle. Birine bir. Ya da takım savaş 3 ve 5 kalır. O noktada tekrardan ultisini tetikleyebilir. Ragnar çok fazla hasar bıraktı rakibinin üzerine, ama benzer bir takasla KTSR'i skoru almıştı. O yüzden Ragnar daha temkinli oynamak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Vücut darbesiyle yine karşıladı KTSR'yi. Ama bu sefer her seferinde yenilmezlükü düştükten sonra tekrardan takasa geliyordu. Onun her seferinde düşmesi lazım. Çünkü aksi takdirde hem canını yenileyecek. Ragnar'dan bir ulti denemesi. Doğru Wukong olmadığını anladı. Sıçrası var Ragnar'ın. Ama denemeyecek. Şimdi alt koridorda bir hareketlilik var. Absolute ve o nokta Kiryas alt koridordan bir şey çıkarmak istiyorlar mı bakalım. Sayez de geliyor. Yalnız Andril oradaki çalıda bekliyor şu anda. Alt koridorun sıçraları mevcut. Diğer taraftan da ışınlananlar gelmek üzere. KTSR'nin ışınlananın gelmesine birkaç saniye var. Ragnar'ın ışınlananı var şu herkesin, an. Herkesin. KTSR'in ışınlananı hala gelmedi. Birkaç saniyesi var. O çok geç atmış çünkü, o yüzden. Evet, ve hala o çalıda bekliyor Supermassive. Yine bir şey olacak bu alt koridorda. Delilah o çalıyı kontrol etti. Andril kendini gösterdi en sonunda. Kiryas'ı gördüler. Başlattılar burada. Şu anda tüm ışınlananlar kullanılabilir durumda. İki tane ışınlanan geldi aynı zamanda. Orianna da kullandı ışınlanını. Şimdi Delil içeri giriyor. Ragnar geldi, fıçısından yudumunu aldı. Andril'in arada sersemletilmişti Kiryas'ın üzerine. Güzel bir itkinlik. Kiryas'tan bir sıçra. Sayez çok az canla kaçıyor ama. Kiryas düştü orada.
Absolute'da uzaklaşmak isteyecek. Ve burada birebir bir değişim. Üst koridora ormancı değişildi. Yine alt koridorda iki takım da nedense oyunun başından beri alt koridora çok yükleniyorlar. Cana uzana baktığımızda burada daha avantajlı çıkan taraf Aurora oldu ki Ejder'i de çok rahat bir şekilde alacaklarmış gibi görünüyor. Kiryas'a şimdi tekrardan vadiye geri döndü ve Aurora'dan yine takım savaşında iyi şekilde odaklandıklarını söyleyebiliriz. Sayaz'a bayağı odaklandılar. Sayaz direkt sıçrısını atmak zorunda kaldı. KTS'ler orada bayağı bir hasar bıraktı. Evet, ikinci Ejder aldı. Team Aurora, Okyanus Vadisi olacak. Bu karşılaşmada Okyanus ruhuna çok daha yakın olan taraf Team Aurora. Ragnar da yine üst koridorda minyon içmeye devam ediyor. Anduril ormanda güçlenmeye devam ediyor. Orman kaplarının hepsi şu an aktif. Ve Trier unutmamak lazım. Bu mevsim VFŞ'de hiç galibiyet alamayan Team Aurora ligin ikincisi. 13 galibiyette Papara Supermassive'e karşı oynuyor. Aslında Team Aurora'dan da biraz bahsetmek lazım. Genelde en azından son dönemler için konuşmak gerekirse sezona pek istediği gibi başlayamayan ya da sezona istediği gibi başlasa da orta dönemde düşen sonra böyle sezonun son tekrardan bitimine 2 hafta kala tekrardan güçlenip kendisini playoff'a atabilen bir organizasyon görüntüsündeydi. Ama bu dönem yani en azından kış mevsimi için 2021'de çok zor artık tabii ki de. Onlar tamamıyla bir sonraki sezona odaklanmak için artık işlerini ve hedeflerini o yönde yönlendirmesi lazım. Ama Türkiye'nin League of Legends ekranlarındaki en değişikli ekiplerinden bir tanesi onu söyleyelim. Yani ben çok fazla kış mevsimi, TBF çeyrek final, yarı finalini hatırlıyorum. Aurora'nın kimleri elediğini. 3-2, 2-3 hani ya kazandılar ya kaybettiler ama her seferinde ortaya bir hani savaş koydular. Ondan bahsetmek istiyordum aslında tam olarak. Ama bu mevsim onların mevsimi değil. Evet. Ve 9. hafta 1. günde karşılarındaki zorlu rakibe karşı şu ana kadar maçın içindeler her ne çok kadar. Çok iyi oynuyorlar şu ana kadar. Her ne kadar skorda önde olsa da Team Aurora ama genel toplama baktığımızda Papara Supermassive'in altın üstünlüğü söz konusu. Onların da aldığı barikatlar tabii ve bazı koridorlardaki minyon farkları. Hatta şu anda her koridorda minyon farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplam altın önde olmalarının sebebi. Tabii şimdi diğer taraftan da şöyle Team Aurora bir harita hareketi bakıyor. Andrew'da rakip ormana kadar girdi. Ve Aurora'da kendileri adına ilk kuleyi alt koridordan aldı. Şimdi orta koridorda Riyasam deneme gelecek. Hexer Shrey kullandı, kendini hızlandırdı orada ama zayıflar acıma. Sersemletmeyince, daha doğrusu Flak orada sıçra kullanınca buradaki Riyas daha fazla devam edemiyor. Ama istediğini aldı diyebiliriz. Sup. Orianna'nın önümüzdeki 5 dakika boyunca sıçrası yok. Ya da 4 dakikalı diyebiliriz aslında. Takım savaşlarında bunu kullanması gerekecek tabii ki de. Suplu oyuncuların kendi avantajına yönelik. Alameti istiyor burada Sup ama hemen oradan cevap geldi Aurora tarafından. Bakalım burada bir takım savaşı görebiliriz. Peki bu savaşı istiyor mu Supermassive? Çünkü daha çok yan koridorları şöyle bir ittirmeye çalıştılar ve üst koridorda 3 kişilik bir ekip gitti. Sayesinde çok manası yok yalnız. Evet. Ve Işınların da şu an devrede değil. Dellal orada sunağın üstüne gitti ama biraz beklemesi lazım. Hemen o sunağı öyle alamıyorsunuz. Şu an nasıl? Kiryas ve Absolut yaklaşık olarak 1 dakikadır bu çalıda bekliyorlar. Orta koridor çalısında da beklediler bayağı. Da. Evet bayağı böyle. Takım arkadaşlarının minyon biçmesini güvenli hale getirmek için her şeyi denediler. Evet, sayesinde üste döndü. İki orta koridorda eşya tercihini hep buzdan yana kullanıyorlar. Hı hı. Özellikle son 3 haftadır belki de orta koridorların favori eşyası. Tabii ilk eşyalar değiştiğinde çok tercih eden oyuncular yoktu ama sonra ufak bir güçlendirme altından sonra bu sefer herkes hücum etti. Ya evet, aslında o güçlendirme çok da böyle eşyanın tercih edilebileceği kadar bir güçlendirme değil. Fakat
Biraz da farkına vardı oyunculara belki. Rioni mavi güçlendirmeyi hiçlik topuyla elinden çalıyor Saez'in. 10 saniye var Ejder'e. Thank you for leash. Bir şey oluyor. Ya sıçra kullandırı yönünde sıçra yattı orada. Mende Trundle var galiba. Yalnız Andrew'il burada hayatta kalabilecek mi? Hayır. Şimdi bir şey diyeceğim. Yani yanınızda nişancınız sıçra kullanıyor. Siz ne yapmıyorsunuz? Siz ne yapmıyorsunuz? Adam ölecek diye yattı. Sen neden izliyorsun adamı? Yoksa yok muydu böyle son anda yok, falan yok, vardı, mı geldi vardı, acaba? Vardı ben dikkat ettim. Gözlerim beni yanıltmadıysa Andrew'il orada sıçramayı tercih etmedi. Ve ilk ejderini alıyor Supermassive. Ama Aurora bu ejderi bırakmayı tercih mi etti? Çünkü Flak üst koridora gitmişti. Tamam ışınlanı var belki ama... Hı-hı. Yani bir Orianna'nın ışınlanla savaşa dahil olması pek de mümkün bir durum değil. Bu arada Sainz yakalanacaktı orada. Sıçrayarak uzaklaşıyor o da. Ve Kaori ile Absolute da orta koridorda buldu fırsatta. Kuleye hasar verecekler. Daha doğrusu Kaori kuleye hasar verirken arkasında bekçilik yapıyor Absolute. Kule bir düşmedi vuruşta. Belki ama çok fazla hasar aldı. Bir vuruş daha çıksaydı orada kuleye düşebilecekti ama. Aynı zamanda kendini zor pozisyonda bırakabilirdi orada. Kaori çekilmeyi tercih etti. Onun için doğru karardı. Eseri şu anda bir totemin üzerinde. Yine bir çalı bekleyişi. Ama oradan bir şey çıkmayacak. Bu arada eşyalara baktığımızda Kriyas turbo kimyasal tankını tamamladı ama Andrew'il araya bir Tiamat sıkıştırdığı için henüz tam bir eşyası yok. Evet, henüz ilk eşyası bitmedi onun. Ve üst koridorda da benzer durum. KTSR ıskesini bitirirken Ragnar ilk eşyayı tamamlayamamış durumda. Aurora'nın da bu kuleye çok fazla güvenmemesi lazım. Kulenin çünkü bir dokunuşluk işi var ve Skarner oradan arada yine birini çekebilir. Ultisi devrede. Harita yine dikey olarak bölünmüş durumda. Rakibinin alt ormanını işgal ederken Supermassive, Team Aurora'da üst taraftan baskı kurmak istiyor ama o kırmızı güçlendirmeye gitmediler nedense. Ve Ragnar'la KTSR alt koridordalar. Team Aurora o üst koridorda kuleyi artık almak istiyor. Hatta Alamet de kullandılar buraya. Bir tık fazlaydı sanki. Yani normalde kule düşecekti. Evet, Alamet kuleye hasar vermeyecek. O yüzden canı full devam edecek ama oradan baskıyı sürdüremeyeceğini düşünüyor Aurora. Geri çıkıyorlar. Kaori Dominik Efendi'nin hürmetlerini tamamladı. İki eşyaya gelmiş durumda. Şu anda nişancılar arasında bir fark da oluşuyor ve Tristan'ın güçleniyor. Her geçen dakika, tabii, her seviye Tristan'ın lehine aslında. Şampiyon bazında. Yani o bomba komboyu böyle 3 veya 3'ten fazla kişi yapamazsa eğer Team Aurora, Kaori çok rahat hasar çıkartabilecek. Evet. Ama baktığımız zaman da yani topu taşıyacak çok iyi silahları var burada Team Aurora'nın. İşte bu Kong belki en iyisi. Görünmezliği kullanır. Diğer taraftan Rell yine W'su ile taşıyabilir. Bir de şu var Trial. Kaori'yi iyi bir komboyla, iyi bir organizasyonla düşürürse Team Aurora hasar inanılmaz derecede azalıyor Supermassive'in. Yani fiziksel hasar sadece Skarner'da kalıyor ki bu eşya dizimine ne kadar hasar verebilir. Büyü hasarda anlık hasar olmayan süregelen hasar olmayan Syndra ile Tank Gragas'a kalıyor. O yüzden Kaori çok önemli. Kaori'nin yaşaması lazım savaşlarda. Supermassive kazanmak istiyorsa Ragnar'dan bir ulti kullanımı. Absolute girdi oraya. Rioni. Çok az canları. Rioni kaçabilecek mi? Kalkanla geldi. Bir de ulti kullanıldı. Kaori üzerinde bitkinlik var ama Rioni'yi kaybettiler. KTSR arka tarafta Kaori'yi almak üzere. Güzel bir sıçra Kaori'den. Ve burada 2'ye 0 bir değişim izledik. Kaori çok az canla kaçtı. Wukong'un ellerinden. Bu da aslında bu arada şey oluyor. Absolute. Tek başına gitti, düşebilir. Takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı var. Ragnar geldi buraya. Zorlama bir takım savaşı bu. Yalnız Flake'den bir sıçra. Flake Absolute'u düşürdü. Absolute'la takım arkadaşları arasında yaklaşık bir 5 sıçra mesafesi vardı. Neden girdiğini ben de anlamadım. Yani biraz garip bir
takım savaşı başlangıcıydı o. Ama diğer taraftan baktığımızda da Ragnar burada yalnız Rioni'yi müthiş kitlediler. Orada Absolute'la birlikte. Ona rağmen Rioni hala hayatta kaldı. Bir de üstüne Skarner ultisi geldiler. Rioni ne yapsın? Bir nişancı olarak hani başına gelmeyen kalmamış bu takım savaşında. Senin de bahsettiğin gibi burada Kaori de yan tarafa güzel bir kaçış gerçekleştirmiş. Yoksa bu Kong tek başına zaten düşürüyormuş bu nişancıyı. Evet, işleri de 10 saniye kaldı. Şimdi Sildar videoya baktığımızda Rioni'nin sıçrası hala duruyor. Kaori'nin yok. Ve Team Aurora erkenden nehirde pozisyon almak istiyor. Bu ejderi alırsa Team Aurora 3. ejdere sahip olmuş olacak. Ve bu ejderi istiyorlar. Ejder şu an devrede, bakalım. Ejder istiyorlar. Hex aşağı kullanılacak. Flag. Evet, Sultan takımına gösterdi. Andril'de kaldı ejder. Savaş devam ediyor burada. Kaori pozisyon arıyor. Kaori Zellel'e odaklanmış durumda. Arka tarafta çok az canlı bir kriyas var, düştü. Rioni'den agresif bir ulti. Burada Ragnar kaçmaya çalışıyor. Şimdilik 2'ye 1 bir değişim ama 4 kişinin arasında bir Absolute var. Ve bu savaş sonucu 3'e 1'e dönüştü. Kaori'yi kaybedince, Kaori'nin sıçrası yokken bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Yalnız Absolute takım savaşının başından itibaren takım savaşında yoktu. O, bu arada Baron'a mı gidiyorlar? Baron'a gidiyorlar şu an Absolute'a bakar mı? Yani biz yani destek olarak şu an nişancısının yanında olması gerekirken bunlar hiç gerek yok. Ama diğer taraftan da şuna bakalım. Yani Rioni ve KTSL bu takım savaşta gerçekten çok iyi işler başardı. Özellikle Wukong arka tarafa gelip her seferinde orada Sayaz'ı, özür diliyorum, Kaori'yi bulup rahatsız ediyor. Evet, Baron 5000 candı. Orianna'dan bir ulti hiçbir şey yaramadı burada. Yalnız canlar çok az. Sayaz iyi pozisyon almış burada. Baron'u bırakacaklar. Büyü dirençleri gitti. Büyü dirençleri inanılmaz azaldı ve 4000 canda Baron'u bırakmak durumunda kaldı. Team Aurora şimdi Baron için fırsat süpürmesiydi. Işınlanlar atılabilir. Sayaz ama belki yürek gelmeyi tercih etmiş. Orada sersem etmeyi yeseydi Delil düşebilirdi. Başlayacak Supermassive. Başlaması da lazım zaten. Şimdi ışından kullanılıyor Flag'den orta koridora. Belki bırakmak isteyebilirler. Çünkü çok hızlı alamıyorlar Baron'u. 7000 can, 6000 can. Delil buraya geldi. İçeri bir kontrol totem bıraktı. Baron'un canını net bir şekilde görüyorlar şu anda. Orion'un ultisi yok yalnız. 4000 can da. Delil dışarı girmek istiyor. Orion'da topu da bırakıldı. 2000 can. Baron'u bitirme kararı almış gibi görünüyor. Burada Supermassive. Kliyas'ın erken çarpama. Yine de Baron'u aldı arka tarafta KTSR. Az bir canla uzaklaşmaya çalışıyor. Kaori ve Sayaz onun üzerinde. Ve burada KTSR'yi aldılar. Diğer tarafta da Ragnar düştü. Bire bir bir değişim. Ama Baron'u almayı başardı Sup. Baron almayı başardı ama diğer taraftan da Team Aurora şimdi orta koridor ilk kulesini almayı başarabilir. Bakalım. Belki 2'ye bile gidebilirler. Şu an Delil kuleden 2 tane hasar tankladı. Bu kule düşecekmiş gibi görünüyor. Evet, Sayaz da sanırım üst koridor kulesini aldı. Hı hı. 2'ye 1 bir kule değişimi ama orta koridor kuleleri hem de ikinci kule çok daha değerli tabi. Tabi Team Aurora takımı saçıp kazandıktan sonra elindeki hasarın yetebileceğini düşündü ama biraz fazla uzun sürdü o Baron. O Baron biraz fazla uzun sürdü de hani Sayaz oradaydı. Hani Sayaz'ın eşyalarına baktığımız zaman gayet iyi durumda Cinderella ile birlikte. Hani seviyesi de gayet yüksek. Orada biraz canlarını sıktı tabii ki de, sonra çıkmak zorunda kaldılar. Takım savaşı ve oradaki o dans uzayınca bir anda Supa tekrardan Baron alanı doğmuş oldu. Absolute'un dikkatli olması lazım. Kaori bir kez daha rakibin normalindeki kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Kreyas ultiyle birlikte Andrew'yi tuttu ve... Kaori oldu. Yani eşya tercihleri sorgulanabilir mi bilmiyorum yani ama o... ya bu kadar sadece bir Skarner ultisindeyken Tristan'ın otomatik saldırılarına düşen bir ormancı ve... Haşmetli Hydra tercihi biraz sorgulanabilir bir tercih. Ve bu tank ormancı aslında Trial değil mi? Evet yani. Trundle oynuyor sonuçta Andril. Oynadı ormancı bir Lilia değil işte ve Graves değil. Bu kadar dirençsiz olması beklenmez aslında. İki skor verdi Andril. İkisi de Kreyas ultisinin içindeyken. Şimdi biraz zırh değerlerini arttırmak isteyecek. Şu an zırhı çok yetersiz çünkü. Baron güçlendirmesinin bitmesine 50 saniye var ve Baron'la birlikte kazandı. Altın 2800'den 3300'e çıktı kuleyle beraber. Hiç fena bir kazanım değil. Tabii şimdi o altınları da harcayacaklar tekrardan. Sonra bir dakika içinde bir ejder geliyor. O ejderi de tabii ki de burada Team Aurora'yı bırakmak istemeyecek Sup. Ama Team Aurora takım savaşında gayet iyi performans gösteriyor farkındaysan. Yani hiç fena değil. Aradan çıkarmayı özellikle Kaori'nin üstüne orada KTSL'yi güzel bir şekilde gönderip onu almayı başarıyorlar. Devamını hani
Şimdi takım savaşından çıktıktan sonra biraz böyle can barlarına, biraz böyle mana barlarına biraz bakmak lazım. Ondan sonra hani görev yapabilir miyiz, kule alabilir miyiz? Yani bunun değerlendirmesi de aslında başka bir detay. Bir de bunu her zaman Kaorin'in sıçrası yok denin yaptılar. Hı-hı. Bakalım sıçrası varken Kaorin'in ona odaklanıp onu aradan çıkarabilecekler mi? Burada bir savaş izleyebiliriz. Leyla sersemletildi. Grubu kimyasal tank aktifleştiriliyor noktada. Napsuluk tarafından ama şimdilik bir frene bastı süpürmesi. Kireyaz tekrardan gidiyor. Kireyaz'ın önderliğine girebilirler. Kireyaz'ın sıçrası da var. Delal biraz dürtülmüş durumda. Orta koridor minyonları temizlendi. Orta koridorda ilerliyor Timaror'a. Sadece tek mi minyonları kaldı? Ve Ejder'e 10 saniye var. Yalnız muazzam bir hasar Saez'den. Delal %40 canı indi. O Erikler pek de canını yenilemeyecek onun. Andrew'in de canı bayağı bazalmış durumda. Andrew'den kullanılan erken multi kendi canını yeniledi belki ama o direnci birazdan yerine gelecek Kireyaz'ın. Ya gerçekten bu ejderi zorlaması gereği var mı Timaro'nun? Tamam çok değerli ama yok. Bu savaşı kazanması çok daha mümkün görünüyor. Super mesela ama Delal içeri çok iyi girdi ama Kaori'yi tuttular. Bomba combo geldi. Kaori düştü. Şimdi Wukong'dan da ulti geliyor. Kireyaz'a düşmüştü orada. Ragnar da ölüyor. Üçlü. 3 skor birden Rioni'de. Rioni 4'te 4'e gidiyor. 4. skor da Rioni'de. Penta'yı bırakmayacaksınız. Oyun bitebilir diye bakıyorum ama ölüm süreleri 30'ar saniyeden başladı bakalım. Bitirmeyi deneyecekler mi? Minyon dalgası şimdi arkadan geliyor. Delal belki kuleyi biraz tanklayabilir. Kuleyi tankladı, kalkanını da aldı gidiyorlar. Orada. Işınlan da geliyor. Boynu... Bitirmeye gidiyorlar. Dediğin gibi bitirmeye doğru ilerliyor Timaurora. Yeni minyon dalgası da geldi. Sayes tek başına minyonları temizlemeye çalışıyor ama... Timaurora! Çok güç Timaurora! Bu mevsimdeki ilk galibiyetini doğru ilerliyor hem de son haftada. Sayes birini düşürdü. Bir çelme takacak. Sayes 2. Sayes ikinci skoru aldı ama bu Nexus tutması pek mümkün Sayes değil gibi Rioni. Nexus odaklandı, Rioni düştü, bitmedi oyun. Timaurora üstü üst geldi bu arada Kaori'den. Yok artık. Kaori'den üstü üst geldi. Sayes'de orada iki kişiyi aldıktan sonra düştü Orianna'ya. Acayip şeyler yaşandı Yufoni. Ve ilk önce Ejder Savaşı. Canlar az daha orada ama Delal öyle bir ulti atıyor ki Trial 4 kişiye nefes aldırmıyor. Bomba combo çok iyi geldi. Orianna da orada ulti atacak fırsatı bulamamış gitti kontrolden. Yoksa hani bomba combo geldiği gibi çok iyi bir hasarı varmış orada Team Aurora'nın. Ulti atamamasına rağmen devamında Rioni çok temiz temizledi ortalığı. Çok temiz. Orada hani 4-4'ün de attı ama yani ölüm süreleri çok ucundaydı. Onlar denemeyi tercih etti. Şu anda Tristana çok dehşet bir altın kazandı. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Bakalım o noktada Kaorin'in eşyalarının neler olacak eşya tercihi. Ya burada acaba Saez'e mi odaklanmak lazımdı birkaç saniyeden feragat edip bilmiyorum sanki, ama. Sanki Saez'e odaklanmak kesinlikle daha iyi bir tercih olabilirmiş orada. Çünkü hayatta kaldığı süre boyunca orada Nexus'a vurmak için gelen şampiyonlar o kadar fazla hasar verdi ki Saez. Yani adeta yumuşattı böyle. Gidiyor bu arada Kreaz. Delal'ın üzerine doğru gitti. Delal'ı tutabilir. Delal ultiyi kullanıyor orada. Kaori otomatik saldırılarını yapıyor ve Delal düştü. Işından geliyor şimdi. Işından'ın başında bekliyorlar. KTS'e geldi mi gitti. Kontrole maruz kaldı. Ultiyle uzaklaşmaya çalışıyor. Gregas'tan iki kişilik ulti. Bir kez daha araya girdi KTS'e. Güzel ulti, güzel kombo. Kronometreyi de kullandı. Rioni de giriyor ama Rioni düşecek. Kaori de düştü Rioni de. Şimdi Flake'in hasarı çok değerli bu noktada. Sayesen bir zayıflar acıma daha geliyor. Flake Sayes toplarını hayatta. Kontrol etmeye devam ediyor ama Flake düşecek gibi güzel bir sersemletme. Kreas'tan ve skor burada Saez'e 3-3 Saez'de. Rioni. O gaza gelip oraya basmaması lazımdı Rioni'nin. Rioni biraz daha sabretse belki. Kaori düşüyordu zaten. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Andrew'il oyunu bitirmeye gidiyor Andrew'il. Bakıyorum şöyle ışınlanları var. Hala kimse üstüne dönmedi. Hem Saez'in hem Ragnar'ın ışınlanı var. Işınlan atarak buraya gelebilirler. Totem ışından geldiği anda geri adım atıyor hemen. Peki Baron bitecek mi? Evet, Baron da 4000 cana indirmişler. Bu iki tankı Baron'u alması biraz daha sürecek ama. Baron da geliyor süpürmesi ve nasıl maç bu böyle? Baron geldi şimdi. Tekrardan yani oyunda gerçekten gilgitler çok fazla oluyor. Buraya bakmak lazım tekrardan. Yani bu Tiamat tercihi bilmiyorum. Oyunun geneline baktığımızda sorgulanabilir ama bomba konu burada geliyor ama Rioni şimdi tekrar buraya niye R'ye atıyor bakalım. Neden? Yani öyle bir yere atlamış ki yani tam böyle bütün suplu oyuncuların ortasına gitmiş Rioni. Ki Saez yani. Saez şu an çok güçlü durumda. O aldığı skorlardan sonra zaten seviye olarak da oyun boyunca çok öndeydi. Onun da verdiği avantajla birlikte
Yani inanılmaz bir hasarı var Sayaz'ın. Ve dakika 32'ye geldik. Baron güçlendirmesi bir kez daha süpürmesifte. 2 dakika boyunca daha devam edecek ama Nexus'u koruyan kuleleri yok. Orta koridor inhibitörleri yok. O yüzden pek fazla açılamıyorlar. Bu Baron'la birlikte bir inhibitör almaları biraz zor görünüyor o yüzden. Ve süpürmesim kendi üstüne bıraktığı kontrol toteminde ne kadar değerli olduğunu gördük. Çünkü orada eşinden kullanabileceği minyonu da yoktu. Tabii. Sayız'ın. Belki Andrew'u... Kuruya atardı yine. Yani çok fazla çünkü biraz daha uzağa atardı ama atardı. Andrew'un ona o girişimi tabii cevapsız kaldı. Şimdi bakalım Baron güçlendirmesiyle birlikte bu noktada neler yapacak Sup. Şimdi rakibindeki 5 oyuncuyu da haritada gördüğü için defansı bir şekilde ileriye doğru çıktı Sup. Ve buradan belki de bir kuşatma deneyecekler. Orta koridor inhibitörlerinin devreye girmesine de 40 saniye kaldı. Ve alt taraftan minyonlar da yavaş yavaş ilerliyor. Güçlendirme bittikten 15 saniye sonra Okyanus Ejderi çıkacak. Orada Civa geldi sonunda Riyon tarafından. Evet, Civa yatağını bitirdi. Aslında Riyon'da daha erken tercih edebilir miydi bilmiyorum ama hani çok pozisyon olmadı sanki. O genelde sıçrasını kullandığı için Riyon'u. Biraz daha karar mekanizmasını bence sorgulaması lazım. Bakalım Sup şimdi alt koridordan geliyor. Orada Ragnar ve Saez var. Karşılamaya da şu an Riyon'u geldi. Fleck geldi. Yandan Dellal giriş için pozisyon arıyor. Evet, burada Rel'in sıçrası varken yine Ejder'deki benzer bir savaşı bize izletebilir Dellal. Alt koridordaki inhibitor kulesini aldı. İnhibitor şimdi düşüremedi ama yeni minyon dalgası burayı düşürmeyi deneyebilirler. Ve inhibitorunu dakika 34 alt koridorda kaybediyor Aurora. Orta koridor inhibitoru da devreye girdi Supermassive'in. Ve şimdi Ejder hazırlığı başladı. Supermassive çünkü bu Ejder'i kaptırdığında rakibine Okyanus ruhuna sahip olacak Aurora. Ya diğer taraftan da artık Tristan'da 5 eşyaya geldi. 6. eşyanesi de üstünde bir tane kronometresi var. Ondan belki koruyucu meleğe çevirebilir. Evet şimdi Aurora bir noktada çok doğru bir şey yapıyor aslında. Yalnız burada bir savaş izleyebiliriz. Dellal içeri girdi Dellal fakat oldu. Dellal çok hızlı düştü. Yönü vurmaya devam ediyor. Yan ortasına geldi buradan. Kaori'nin üzerine gitti Kehtezer'i. Şimdi arka tarafa gitti Yönü. Alabilecekler mi Kaori'yi? Evet aldılar. Yönü bu sefer doğru oyunu yaptı. İki skor birden. Saez ve Ragnar ayakta kalan isimler. O noktada Absolute'da düştü. Şimdi 2-2 kaldı ve Yönü burada Ejder'i kazandırabilir takımına. Andruil de hayatta. Ama Saez de var. Bakalım burası ne olacak? Yönü ve Andruil. Ragnar ve Saez'e karşı. Burada bir pusu var. Hemen o çalı kontrol edildi. Alt taraftan minyonlar da ilerliyor. Ve Saez de canını yeniledi önemli ölçüde. İki tane Okyanus Ejderi var çünkü Supermassive de burada. Geri çıkıyor Aurora. Geri çıkma kararını aldılar. Yani takım savaşı gerçekten her iki taraf için de inanılmaz hızlı bir anda bitebiliyor. Takım savaşına aslında bu nokta 4v5 başladı diyebiliriz Aurora. Yani Rel havada öldü. Evet. O kadar fazla vurdu ki Kaori o noktada. Aynı zamanda Syndra'nın da hasarı çıktı orada. Tabii. Zayıflar acıma ile beraber. Trias burada içeri giriyor. Alıyor ama yani arkadan da Kaori hani bayağı fazla hasar çıkarıyor. Rion'u W'yu tutturduğu gibi hemen yine ultisine başvuruyor. Ve bu sefer Civa kuşağını da çok güzel kullanmış Rion'u yani. Takım savaşında neredeyse baştan aşağı kadar Alistar'ın orada bir havaya kaldırması neymiş ama. Bir savaş daha burada Rion'u kaybetmiş Team Aurora. Neler şimdi oldu? Şimdi Sayıs'tan bir zayıflar aşıma geldi. Kaori geldi buraya, Andrew'il düşecek. Maçın sonuna doğru gidiyoruz sanırım. Yufoni. Yete Zered arada katliam. Yufoni biz tekrar izlerken neler oldu? Neler oldu Ejder Savaşı'nda? Hem Ejder'i aldı hem savaşı aldı hem de maçı almaya gitti Supermassive. Team Aurora Nexus'un canını yarıya indirmişti. Trial oradan döndü bu maç. Gerçekten Nexus'u ve oyunu kazanmaya çok yakındı Team Aurora ama takım savaşlarındaki bu bomba kombosunu iyi kullanıyordu. Oyunu kazanacaklarına ve hani kazanmaları gerekli dakikaya da aslında getirdiler artık. Ve Supermassive 36 dakika sonucunda zorlanarak, çok zorlanarak Team Aurora'ya karşı galibiyete ulaşıyor.